Merhabalar, ben Uğur Mutlu. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini özellikleriyle devam edelim. Aşağıdaki çarpma işleminde sonuçları hesaplayalım. 3 ile 5'i çarptığım zaman -15, bölü 4 dediği çarptığım zaman 28. 5 ile 3'ü çarptığım zaman 15, 7 ile 4'ü çarptığım zaman 28. Yerleri değiştiği zaman normal tam sayıda olmuş olduğu gibi rasyonel sayıda da herhangi bir sonuç değişmiyor. Çarpılan rasyonel sayıların yerleri değiştirildiğinde çarpım değişmez. Buna göre rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Aşağıdaki çarpma işlemlerini bulunuz. 2 çarpı 1 çarpı 2, 4. 3 çarpı 4 çarpı 5, bölü 60. 2 çarpı 1 çarpı 2, 4. 3 çarpı 4 çarpı 5, 60. Bu işlemin sonucuna göre 2'den fazla rasyonel sayı çarpılan farklı gruplandırma yapmanın sonuçların etkisi yoktur. Yani sonuç değişmez. Ne olur o zaman? Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken sayıları farklı şekilde gruplandırarak işlemi yaptığımız sonuç değişmez. Buna göre rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği olacaktır. 0 yutan elemandı. Yutan eleman olduğu için ne ile çarpılırsa çarpılsın 0 olacaktı. Bir rasyonel sayı ile 0'ın çarpımının sonucu 0'dır. 0 rasyonel sayılarla çarpma işlemine yutan eleman denir. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. 4 eksi 1 bölü 4 eşittir 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 4 şeklinde bir durum. O zaman 4'ler 4'te 1 çarpıldığı zaman 4 ile 4 çarpıldığı zaman ne olacaktır? 1 olarak karşımıza gelecektir. 3 bölü 2 ile eksi 2 bölü 3'ü çarparsam yine 1 olacaktır. İşlemin sonuçlarının ortak özelliği sonucun 1 çıkması. Bu sonuca göre çarpmaların benzerlikleri nedir? Eksi 2 bölü 3'ün tersi eksi 2 bölü 3, 4 bölü 1'in tersi 1 bölü 4 oluyor. İki rasyonel sayıyı çarptığımızda sonuç 1 oluyorsa bu iki sayı çarpma işlemine göre birbirinin tersi olacaktır. Eksi 2 bölü 3 rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 2 yani pay ve payda yer değiştiriyor. Aşağıdaki çarpma işleminin sonuçlarını bulunuz. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 topladığım zaman burası genişletiyorum 6 2 bölü 6. 3 ile 2'yi topladık. 5. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 6. 2 ile 5'i çarptım. 10. 6 ile 3'ü çarptım. 18. Burada dağıtma yöntemiyle yapıldığı zaman 2 bölü 6 artı 3 kere 3 9 bölü 2 bölü 9. 6 ile 9 burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiriz. 6 bölü 18 artı 4 bölü 18 yine sonuç 10 bölü 18 olur. Yani önce parantez içerisindekini yapsam da ya da parantez içerisinde dağıtma yapsam da sonuç aynı olacaktır. O zaman rasyonel sayılarda çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Yine çarpma işleminin sonuçlarına baktığım zaman burada önce dağılma yöntemini kullanıyorum. 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpıyoruz. Eksi 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyoruz. Yani burada ikiler birbirini götürse ya da sadeleştirme işlemini yapmadan devam edelim. Burası 2 bölü 6, burası 2 bölü 9. Payda eşit dediğimiz zaman 3 ve 2 ile genişletecek. 6 bölü 18 eksi 4 bölü 18'den 2 bölü 18 olacak. Buraya baktığım zaman 2 ile 1'i çarparsam 2, 3 ile 6'yı çarparsam 18 oldu. Demek ki çarpmanın çıkarma işlemi üzerinde dağılma özlemi de olacaktır. Demek ki çarpma hem çıkarma hem de toplama üzerinde etkisi vardır. Eksi 1 ile 2 bölü 3'ü çarptığım zaman eksi 2 bölü 3 edecektir. Eksi 3 bölü 4 ile eksi 1'i çarptığım zaman eksi ile eksinin çarpımı artı 3 bölü 4 oldu. Eksi 1 ile çarpmak
ne olacaktır? Sonucun işaretini değiştirecektir. Bir rasyonel sayı eksi 1 ile çarpıldığında o sayının işareti değişmiş olur. Elde edilen sonuç sayının toplama işlemine göre tersidir. 3 bölü 7, eksi 2 bölü 5, 8, eksi 3, 1 tam 1 bölü 3. Rasyonel sayıların çarpma işlemine göre tersini bulalım. 3 bölü 7'nin çarpma işlemine göre tersi pay ve payda yer değiştirilecektir. Yer değiştirildiği zaman 7 bölü 3 olacak. Eksi 2 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi eksi 5 bölü 2. İşaret değişmez, sadece payda değişir. 8'in çarpma işlemine göre tersi 8 bölü 1 iken 1 bölü 8. Eksi 3 bölü 1 iken 1 bölü 3. 1 tam 1 bölü 3 önce bileşik kesre çeviriyoruz, 4 bölü 3. Daha sonra 3 bölü 4 olarak çeviriyoruz. Aşağıda yapılan işlemler ile verilen özelliklerin hangileri doğru eşleşmiştir? Eksi 3 bölü 4'te 1 çarpılmış. Eksi 3 bölü 4 olmuştur. Çarpma işleminin değişme özelliği. Eğer buraya 1 yazarsak evet olabilir. Ama 1 çarpmaya göre etkisiz elemandı. Etkisiz daha mantıklı gelecektir. 1 burada da olsaydı, gösterseydi olabilirdi. 0 çarpı 2 bölü 7 0 olacaktır. Yutan eleman doğrudur. 4 bölü 5 2 bölü 1 eksi 1 bölü 6. O da çarpmanın çıkarmaya göre dağılma özelliğine bakarsak 4 bölü 5 2 bölü 3 ile 4 bölü 5 1 bölü 6 ile toplama işlemi üzerine dağılma işlemi diyor. Bunun çıkarma olması daha doğru olurdu. Eksi 6 bölü 9 da 7 bölü 3'ü. 7 bölü 3 de eksi 6 bölü 9 yapmış. Yer değiştirmiş. Değişme özelliği olacaktır. Aşağıda verilen rasyonel sayıların çarpma işlemine göre terslerini yanlarındaki boşluklara yazalım. Çarpma işlemine göre tersi ne olacaktır? Pay payda yer değiştirecekti. 3 bölü 2 eksi 7 bölü 1. Önce bileşik kesre çeviriyoruz. Eksi 7 bölü 4. Ters çevirsek eksi 4 bölü 7 olacaktır. Eksi 4 bölü 1 de eksi 1 bölü 4 eder. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerini kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Eksi 3 bölü 7 ile 0 çarpmam lazım. Yer değiştirmiş. Buraya eksi 2 bölü 5 yazmam gerekiyor. Eksi 2 bölü 3 çarpı 15 bölü 2 1 bölü 4. Eksi 3 bölü 3 var. 15 bölü 12 yok. O zaman burada 15 bölü 12 olması gerekiyor. Eksi 4 bölü 7 eksi 4 bölü 7 demiş. O zaman 1 ile çarpmam gerekiyor. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. Yani 2 bölü 3'ü dağıtmış. Eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 olması gerekir. Ne yazacağız? 1 bölü 3 olarak yazacağız. Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Semra için bir doğum günü partisi düzenleyen annesi eş büyüklükte 5 pasta sipariş eder. Doğum gününe Semra'nın 16 arkadaşı davet eden annesi her bir arkadaşına çeyrek pasta yiyebileceğini düşünür. Sizce verilen pasta siparişi yeterli midir? Her bir pasta çeyrek olduğu için 4 parça olacaktır. Bir bütünü çeyreğe böldüğümüz zaman 4 kişilik, 4 kişilik, 4 kişilik, 4 kişilik ve 4 kişilik olacak. O zaman 4, 4, 4, 4, 4 yaptığımız zaman 4 çarpı 5, 20 çeyrek pasta olacaktır. O zaman 20 çeyrek pasta 16 kişiye nedir? Yetecektir. 5 pastanın içinde kaç tane 1 bölü 4 çeyrek vardır? 20 tane çeyrek pasta olacaktır. Sınıfta ikişer kişilik gruplar oluşturunuz. Kesir takımlarından 1 bölü 3 ve 1 bölü 6'lık parçalar kullanarak 2 bölü 3 ve 1 bölü 3 rasyonel sayıların modelleyiniz.
1 bölü 3 takımını kullanırsam elimde ne olacaktır? Şöyle yaparsak 1, 2, 3, 2 bölü 3 ya da daha güzel çizersek. İki bölü üç dediğimiz bir bölü altılıktan da bir, iki, üç, dört, beş, bir tane de altı. Şöyle yaptığım zaman bir bölü üçü kullanacağız. Modeller oluştururken kaç tane bir bölü üçlük parça kullandınız? Bir bölü üçlük parçadan kullanırken iki tane kullanmam gerekiyor. Bir bölü üç içinde bir tane 1 bölü 3'lük kullanmam gerekir. Kaç tane 1 bölü 6'lık parça kullandım? 2 bölü 3'ten 4 tane kullanmam gerekir 1 bölü 6 olsun diye. 1 bölü 3 tane de 2 tane 1 bölü 6 kullanırım. Yukarı noktalı yerde de bulduğumuz değerleri aşağıdaki boşluklara yerleştirelim. 2 bölü 3 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 3 yaparken bunu ters çevirip çarpmam gerekir. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 1 dediğimiz zaman 3'ler sadeleşir. 2 olarak kalır. 1 bölü 3'ü 1 bölü 3'e aynı sayı aynı sayıya böldüğüm zaman 1 eder. 2 bölü 3 bölü olduğu için 6 bölü 1'den sadeleşirse 4 olacaktır. 1 bölü 3'ten 1 bölü 6 yaparsak 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 6 6 bölü 1 2 olarak kalacaktır. Dikkat ederseniz burada 1 bölü 3 için 2 tane 1 bölü 6 yani 1 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya böldüğüm zaman 2 çıkmış oldu. 2 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya böldüğüm zaman 4 çıkmış oldu. Bu şekilde de tanımlamayı yapabiliyoruz. Bir bütünün içinde kaç tane 1 bölü 3 olduğunu modelleyerek bulalım. Bir bütünün 1 bölü 3 olması için birim kesiri yaptığım zaman 3 parça olması gerekiyor. O zaman 1'i 1 bölü 3'e böldüğüm zaman 3 olarak cevap çıkacaktır. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 12 dediğim zaman 1 bölü 2'nin içerisinde kaç tane 1 bölü 12 vardır şeklindedir. Birinci şeritte 1 bölü 2, ikinci şeritte 1 bölü 12'yi modelleyelim. 1 bölü 2 gösteren şeridi 1 bölü 2 gösteren parçalara eş olacak şekilde çizelim. Ya da üst üste de getirebiliriz. Üst üste geldiği zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacaktır. 1 bölü 2 de 6 tane 1 bölü 12'lik parça oluyor. Yaparken ne yapıyoruz? 1 bölü 2 bölü 1 bölü 12. Birincisi düz duruyor. İkincisi ters çevirip çarpılıyor. 12'yi 6'ya böldüğümüz zaman 2'ye 6 olarak kalacaktır. Ortak payda algoritması rasyonel sayıların paydalarını eşitleyip payları ve paydaları kendi arasında bölme işlemidir. Az önce yaptığımız ters çevirme çarpma yerine 1 bölü 2 ile 1 bölü 12'yi paydaları eşitliyoruz. 6 ile 12'yi genişletince pay paya, pay da paydaya bölünür. 6'yı 1'e, 12'yi 12'ye bölüyorum. 6 bölü 1'den sonuç 6 çıkıyor. Buna da ortak payda algoritması adını veriyoruz. Ters çevir çarp algoritması bizim en çok kullandığımız sistem. Birinci rasyonel sayının ikinci rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersiyle çarpılmasıdır. 1 bölü 2 sabit kalır. 1 bölü 12 ters çevrilir. 1 çarpı 12, 2 çarpı 1'den 12 bölü 2, 6 olarak karşımıza çıkar. 2 bölü 3, 1 bölü 5 her iki algoritmayla yaptığımız zaman öncelikle payda eşitliyoruz. 5 ve 3 ile çarpılınca 10 bölü 15, 3 bölü 15 oldu. 10'u 3'e böldük, 15'i 5'e böldük. 10 bölü 3 oldu. 10 bölü 3'ü düzenledik. 10 bölü 3 olarak ortak payda algoritması yapıldı. Ters çevir çarpta en basiti birinci olduğu gibi duracaktır. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. 2 ile 5 çarparım 10. 3 ile 1 çarparım 3. Bir sayıyı rasyonel bir sayıya bölmek demek o sayıyı o rasyonel sayının çarpmaya göre ters ile çarpmak demektir. Eksi 4 bölü 3
bölü 6 bölü 5. Birinci sayı olduğu gibi duruyor. İkinci sayı ters çeviriyor. Yani çarpmaya göre tersi oluyor. 5 bölü 6. Daha sonra 4 ile 5'i çarpınca 20. 3 ile 6'yı çarpınca 18. Eksiği de unutmuyoruz. 4 tam 2 bölü 3. Eksi 3 tam 1 bölü 2. Tam sayılı kesirler bileşik kesir çevirerek bölme işlemi yapılır. Önce 4 tam 2 bölü 3'ü 14 bölü 3. Eksi 3 tam 1 bölü 2. Eksi 7 bölü 2. Birincisi sabit kalacak. İkincisi ters çevirip çarpacağız. 28 bölü 21'den eksi 4 bölü 3 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. Terzi Hasan bir pantol için 1 bölü 1 tam 3 bölü 4 metre kumaş kullanmaktadır. Terzi Hasan'ın 28 metre kumaştan kaç pantol dikeceğini bulmak istediğimiz zaman 28'i 1 tam 3 bölü 4'e yani 7 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor. 28 bölü 7 bölü 4'te 7 bölü 4 ters çevrilip çarpılacak. 4 bölü 7 oldu. Önce 28 ile 7'yi sadeleştiriyoruz. 4'e 1. 4 kere 4 16 bölü 1'den 16 pantol dikecektir. Aşağıdaki modellere ait bölme işlemlerini yazınız. Bu bir bütündür. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5'e bölmüştür. Bu da 5 tane ifade çıkacaktır. 1, 2, 3. Şöyle 1 bölü 5. Burayı 1 yazalım. Burası 3 bölü 4. Burası 1 bölü 4. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 3 bölü 4 olduğu gibi duruyor. 4 bölü 1 ters çevrilip çarpılıyor. 4'ler giderse 3 kaldı. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz ve sonuçları en sade şekliyle yazınız. 3 bölü 4 dediğimiz ters çevrilip çarpacak 8 bölü 1 şeklinde. 3 kere 8 24, 4'e böldüğümüz zaman 6 eder. 2 bölü 1 hemen ters çeviriyorum. 2 bölü 3 2 kere 2 4 bölü 3 oldu. Eksi 8 bölü 1 ters çevirirsek 1 bölü 8 olacaktır eksi. Eksi 10 bölü 24. O da sadeleşirse eksi 5 bölü 12. 1 tam 7 bölü 9. Önce bileşik kesire çeviriyoruz. 16 bölü 9. 6, 2, 8 bölü 3. 16 bölü 9 çarpı 3 bölü 8. Başına eksi geçiyor. O zaman eksi 16 ile 8 sadeleşirse 2. 3 ile 9 sadeleşirse 3. Eksi 2 bölü 3 karşımıza olur. Eksi 2 bölü 5 bölü 1. 1 etkisiz elemandı çarpma ve bölmede. O zaman hiç işlem yapmadan eksi 2 bölü 5 olacaktır. Eksi 1 bölü 3 bölü 6. Eksi 1 çarpı 6 bölü 3 olacaktır. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2. Eksiyle başına koyduğumuz zaman eksi 2 çıkacaktır. 2 bölü 3 çarpı bir şeyler 7 bölü 8 işleminde kutu yerine gelmesi gereken rasyonel sayıyı bulunuz. Şimdi buranın tersini alabilirim. Bölme olduğu için yalnız bırakmak için burası eksi 2 bölü 3 olacaktır. O zaman bu kutu 7 bölü 8 çarpı eksi 3 bölü 2 olacaktır. 7 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 21. 8 ile 2'yi çarparsam 16 olur. 180 litre süt 3 bölü 4 litrelik şişelere tam dolacak şekilde boşaltılacaktır. Bu iş için kaç adet şişe gerekir? 180'i 3 bölü 4'e bölüyorum.
O zaman 180 çarpı 4 bölü 3 olacaktır. 183'e bölersem 60 çarpı 4, 240 şişe gerekli olur. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı kendisinin 3 katına bölünürse sonuç kaç olur? Herhangi bir sayı diyelim. Kendisinin 3 katına böldüğü zaman 1x bölü 3x, o da x'ler giderse 1 bölü 3 olur. Kendisinin yarısına bölünürse 1x bölü 1 bölü 2x, 1 çarpı 2 bölü 1'den 2 olur. Melis'in parasının 5 bölü 3 katı 300 TL imiş. Melis çarpı 5 bölü 3 eşittir 300 ise her tarafı Melis'in parasını bulmak için 5 bölü 3'e bölmem gerekir. 300 çarpı ters çevirip çarptığında 3 bölü 5 olacaktır. 500'ü 300'ü 5'e böldüm. 60 çarpı 3. Bu da 180 lira Melis'in parası olur. Eksi 2 tam 3 bölü 5. Yani eksi 13 bölü 5. Sayısı hangi rasyonel sayı ile çarpılırsa rasyonel sayılar kümesinde çarpma işleminin etkisiz elemanı, yani şuraya kutu yazalım, 1 elde edilecektir. İşareti değişmeyen, pay paydası değişen lazımdı. O zaman ne olacaktır? 5 bölü 13 eksi ifadesi çarpılması gerekir. Rasyonel sayılarda bölme işleminde 0, 1 ve eksi 1'in etkisi. 0 bölü 1 bölü 2 dediğimiz zaman 0. 0 bölü eksi 3 bölü 4 dediğimiz zaman 0. 0'ın 0 hariç herhangi bir rasyonel sayı bölümü 0'dır. Sonuçlara göre 0'ı 0 hariç herhangi bir rasyonel sayı bölümü ile ilgili 0 şeklinde bir yorum yapabilirim. 0 bölü sayı, herhangi bir sayı daima 0 olacaktır. A'nın 0 olmaması durumunda. Çünkü 0 bölü 0 olduğu zaman belirsizlik meydana gelir. 1 bölü 2'yi 0'a bölsem tanımsızdır. Eksi 3 bölü 5'i 0'a bölsem bu da tanımsızdır. Bir sayı 0'a bölündüğü zaman tanımsız olacaktır. Tabi A yine 0 olmamak kaydıyla. Bu işlemlerin sonuçlarına göre rasyonel sayının 0'a bölümü tanımsız olacaktır. 0 hariç bir rasyonel sayının 0'a bölümü tanımsızdır. Aşağıdaki bölme işlemlerine bakarsak 4 bölü 3'ü 1'e bölsem 1 bizim için etkisiz elemandı çarpmaya göre. Bölmeye göre de etkisiz elemandır. Yine 4 bölü 3 eder. Eksi 2 bölü 7 1'e bölsem eksi 2 bölü 7 edecektir. O zaman bir rasyonel sayının 1'e bölümü yine o sayının kendisine eşittir. Aşağıdaki bölme sonuçlarını yaparsak 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirip çarpıldığında 2, 1 bölü eksi 4 bölü 6 ters çevrilip eksi 6 bölü 4 olacaktır. O zaman 1'in 0 hariç bir rasyonel sayıya bölümü o rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi olacaktı. Çarpma işlemine göre tersi işaretlerin değişmediği, pay ve paydanın değiştiğiydi. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulsak 8 bölü 9'u eksiye bölsem eksi 8 bölü 9, eksi 5 bölü 6'yı eksi 1'e bölsem artı 5 bölü 6. Bir rasyonel sayı eksi 1'e bölümü o sayının toplama işlemine göre tersine, yani işaretinin değiştiğini söyler. Eksi 2 bölü 5'i 1'e bölsem yine aynıdır. Eksi 2 bölü 5. Eksi 4 bölü 7'yi eksiye bölsem eksi ile eksinin ifadesi değişiyordu. Artı 4 bölü 7. Eksi 1'i 3 bölü 6'ya bölsem eksi 6 bölü 3. 0'ı 1 bölü 7'ye bölsem 0. 1'i eksi 2 bölü 4'e bölsem
ters işareti oluyordu. Tersi bölüyordu pardon. Eksi bölü 4 bölü 2'den eksi 2. Bu arada burası da eksi 2'dir. Eksi 3 bölü 4'ü 0'a bölsem bölünmez. Tanımsızdır. Olay bundan ibaret olur. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Uğur Mutlu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.